Gümüş, sen iyi misin canım? Ne oldu sana? İyiyim canım, yok bir şey, merak etme. Yersen tabii koca bir tabak kirazı olacağı budur. Ondan oldu işte. Şimdi nasılsın? İyi misin şimdi? İyiyim, çok iyiyim. Hadi geç kalacağım, sen de geç kalacaksın, hadi. Yani sırf daha fazla bilgi almak için karşıma çıkmış. Ya Bahar, sana bir şey söyleyeceğim. Ama hemen öyle kızıp gücenmeyeceksin, tamam mı? Tamam. Ya Allah aşkına ya. Madem bu adam senden bilgi sızdırmak istiyordu. Hı. O zaman derdi ki ben Gökhan değilim de Hasan'ım. Senin ruhun duyar mıydı Allah aşkına? Duymazdı Bahar. Bilmiyorum Gümüş, yani tek bildiğim o adamı bir daha görmek istemediğim. Bahar, niye böyle yapıyorsun ya? Bir tek şans vereceksin bu adama. Ne kaybedersin? Dur, dur. Yakala dede, yakala dede. Gel bakalım. Maymun seni. Kaç saat oldu kız kalkalı, annesi hala uyuyor. Bu nasıl çocuk büyütmek, anlamadım ki. Hadi babacığım, siz buyurun. Annelerin en güzeli. Afiyet olsun dedeciğim. Nasıl canım? Nereye? İşim var anneciğim. Defne seninle kalacak yani. Benim de var, hemen çıkmam gerek. Anneciğim, yürüyüşe çıkıyorsun. Defne de gelir. Hem bayılır yürüyüşe, ha? Defneciğim, gel kızım, seni babacığım, bir öpeyim ben. Ben babama gideceğim. Sus. Nasıl anlaştık seninle? Kimseye söylemek yok. Sürpriz yapacağız, değil mi? Değil mi? Ha? Hadi şimdi anneanneye git kızım, hadi. Hadi. Size afiyet olsun babacığım. Sağ ol. Afiyet olsun dede. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi birlikte çıkalım. Günaydın, günaydın anne. Günaydın. Günaydın canım. Dedeciğim günaydın. Günaydın yavrum. Nasılsın dede? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim dedeciğim. Ay. Ne oldu kızım, iyi misin? Yok, iyiyim dede ya. Midemi bozdum herhalde. Hadi Gümüş, gidiyoruz hayatım. Nereye gidiyoruz? Hadi hadi, gittiğimizde göreceksin. Afiyet olsun dedeciğim. Güle güle. Hadi. Hadi dedeciğim, görüşürüz. Kim bu saatte ya? Ya of, ne bileyim. Annemler kalkıp gelmiş olmasın? İzmir'den. Vallahi kafalarına esiyse gelirler ha. Annem zaten dün telefonda çok özledim deyip deyip durdu. Ne? Ne yaparız Tuğçe? Saklan sen. Tamam tamam. Hayır, balkona balkona. Ne diyorsun balkona, ya? Balkona. Ya saçmalama. Ya hadi Berk ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ne gerek vardı ya? Her şeyimiz vardı. Bir sürü zahmet etmişsiniz. Uyandırsana şu Berk Efendi'yi artık. Ha, ben onu unuttum. Hadi bakalım. Ya ben annemler geldi sandım da öyle olunca da onu da buraya... Bunun ne işi var burada ya? Senin ne işin var oğlum? Ya ne gülüyorsun abi ya? Ya bırak Allah aşkına abi ya. Tuğçe, al bunu. Al, sağ ol. Dün ablam aradı. Şimdi de siz. Bir şey mi oldu? Yok, ne olacak? Biz sadece sizi merak ettik, ondan buraya geldik. Peki ablamın nesi var? Özlemiştir herhalde seni. Berk, al bunu. Bir şeye ihtiyacın olursa da ara beni.
Haberim olsun, tamam mı? Al. Sağ ol abi. Ama borç olsun. Tamam, borç olsun. Ne zaman evine dönüyorsun? Tuğçe'yi bırakmam Mehmet abi. Bak. Ben sana Tuğçe'yi bırak demiyorum. Ama sadece evine dön. Ben dedim yavaş yavaş ikna edeceğim. Bak Pınar'a, nasıl her şey düzeldi oğlum, farkında değil misin? Ya hayır abi, bu başka ya. Dedem beni çok kırdı. Berk yapma. Zamanında hepimiz birbirimizi kırdık. Bu iş öyle, sinirlendiğin zaman kapıyı çarpıp gitmekle olmaz. Boşuna konuşuyorsun Mehmet abi. Dönmeyeceğim. Yanlış yapıyorsun Berk. Niye hep yanlış yapan ben oluyorum ya? Hayır abi. Bu sefer bana göre bu doğru. Tuğçe o kadar güzeldi ki defile. Keşke sen de olsaydın. Tepkiler nasıldı Gümüş? Tepkiler süperdi. Çok güzeldi. Biliyor musun biz yeni kreasyona başladık. Bu harika. Evet. Ya iyi ki geldiniz. Biz de birkaç gündür çok gergindik. Berk'in de keyfi yerine gelir şimdi. Keşke böyle şeyler olmasaydı ya. İşler o kadar çok karıştı ki. Artık benim düzeleceğine dair bir ümidim yok. Ya Allah aşkına böyle şeyler söyleme ya. Bak göreceksin, her şey o kadar çabuk gelişecek ki. Çok sağ ol Gümüş. En azından birilerinin bizim yanımızda olduğunu bilmek çok güzel. Canım ya.